Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Talih ailesi iklim olarak sıcağı seven tropikal meyve üretiminde ilk hasadı yaptı. İklim olarak sıcak seven tropikal meyveler donmasın diye kamera sistemi taktıran Talih ailesi kamera karşısına derece koyarak hava sıcaklığının eksi 1'e düştüğünde serada soba yakıyor. Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan pitaya ismiyle de bilinen ejder meyvesini eken Talih ailesi, gözü gibi baktığı fidelerden istediği sonucu aldı. Bölgede ilk kez üretilen ejder meyvesinin hasadı yapıldı. Anavatanı Meksika, Orta Doğu ve Güney Amerika olan ejder meyvesini 2019 yılında eşinin merakıyla başladığı, 2021 yılında da ilk dikimini gerçekleştirdiğini anlatan Ahmet Talih, "Merak ile başladığımız bu üretime meyveyi şu anda üretmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu meyveyi çok araştırdık. Türkiye'de en çok üretilen Mersin'in Anamur ilçesine giderek yerinde inceledik. 2021 yılının Nisan 15'inde dikimimizi gerçekleştirerek bu yıl sonucunda Allah'ın izniyle ilk meyvemizi almak nasip oldu." dedi. Bir yıl sonunda ilk ürünlerimizin hasatına bismillah diyerek başlıyoruz inşallah. Ejder meyvesi hasatımızı yapmış bulunmaktayız. Rabbim bereketini artırsın inşallah. ...2019 yılında eşimin içinde merak ederek gözlemlediği bir meyveyi şu anda üretmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Araştırmalarımız sonucunda gittik, yerinde de gördük Anamur'a. Ve 2021 yılının Nisan 15'inde dikimimizi gerçekleştirerek bir yıl sonucunda Allah'ın izniyle ilk meyvemizi almak nasip oldu. Rakım uygun, rekoltesi yüksek bir meyve, faydaları çok fazla. Kolon kanserine etkisi var, göz sağlığına çok faydalı bir meyve. 80 ila 100 TL arasında gidiyor kilosu. Burası 173 metrekare bir alan. Toplamda da beyaz, kırmızı ve mor çeşitleri olarak da toplamda 350 adet meyvemiz mevcut, fidanımız mevcut. Bu her sene çarpı 2, 150 kilo ise seneye 300 kilo. O şekilde rekoltesi fazla bir meyve yani. Hedefim nasip olursa, imkanlar sağlanırsa, kendim maddi durumum tam şey değil, devletimiz de bu işe destek verirse hedefim büyütmek. Nasip olursa sırada muz var. Muzumuz da olursa Osmaneli'de neden tropikal meyve seracılıkları olmasın? Muz, pasiflora, guava, muz, bunları hepsini şu anda yetiştirmiş oluyorum ben. Seramızın içerisinde hepsi mevcut. Muz oldu mu, tuttu mu bu serada? Muzumuz şu anda büyüdü ve göbek çıkarmaya başladı. Nasip olursa bir 15-20 gün içerisinde onu da bekliyoruz. Ali. Bu üründe en büyük sıkıntımız tabii bu bölgede kış ayı. Kış ayında da görmüş olduğunuz gibi sobamızı yakaraktan burada eksi 1'e düşmemesini ve ortamı sağlamak için burada kışın soba yakıyoruz. Kamera sistemlerim var iki tarafta. Kamera sistemlerinin karşılarında derecelerimiz var. Gece tabii telefondan takip ederekten 3'te, gece 4'te artık ne zaman eksi 1'e düşerse gelip can kurtarıcımızı hemen ateşliyoruz. Gerekli ortamlarını sağlamaya çalışıyoruz. Toplamda 8 ay gözümüz gibi bakıyoruz, 4 ay ürün alıyoruz. Zaten en büyük şeysi de bu zaten, insanın mutluluk veren de 8 ayın sonunda 4 aylık mutluluk insanın her şeyini bitiriyor tabii ki. Kapalı yanlarında oluyorlar abi.